Ekonomiye bir pencere açalım. Bir tarafta büyüme rakamları, bir tarafta asgari ücret görüşmeleri, enflasyon, döviz kurlarında hareketlilik. Nedir son durum ülkemizde? Tespitlerine bakacağız. MÜSİAD Kurucu Başkanı Sayın Erol Yarar Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Yarar, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız. Sizinle birlikte önce asgari ücret görüşmeleriyle başlayalım mı? Türk işçi tarafından gelen açıklamalar. İnsanlık onuruna yakışır bir artış bekliyoruz açıklaması geldi. Sayın Ergün Atalay da biz konuştuğumuzda 3,5-3,750'leri, o zaman dolar 900 liraydı, bunu kabul etmeyeceğiz dendi. Çok uzun olmasını da istemiyorlar toplantıların. Toplumda bir gerginlik var zaten. Hemen ilk iki toplantıda bitmesi de isteniyor. Hükümet tarafından da olumlu açıklamalar var bu yönde. Ne bekliyorsunuz? Şimdi tabii asgari ücret çok temel bir ücret olması ve bütün ücretleri etkilemesi açısından çok önemli bir karar. Sadece kendini etkilemiyor. Asgari ücretin biraz üstünde ücret alanların da ücretlerinin yeniden yapılandırılması ve adeta zincirleme bir şekilde Türkiye'deki bütün ücretlerin dengesini etkileyecek bir temel kriter olarak önümüze çıkıyor. Onun için asgari ücretin ne olacağı çok önemli. Burada iki tane temel esasında tartışılması gereken konu var. Asgari ücret nedir konusunu maalesef Türkiye yıllardır cevabını tam olarak bulamadı. Yani asgari ücretle çalışan 20 yaşında tek başına yaşayan bir genç, annesinin babasının yanında yaşıyor. Bu da asgari ücret alıyor. 4 çocuğu olan asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan baba da ya da anne de tek başına belki eşi vefat etmiş işte 3 tane çocuğunu okula götürüyor asgari ücretle bir yerde çalışıyor işçi olarak. Dolayısıyla bunların cevaplarının mutlaka verilmesi lazım. Senelerdir Türkiye'de bunun cevabını verilemedi. Bence bu çok büyük bir eksiklik. Bunun altını kara kalemle çizerek başlamak istiyorum. Dolayısıyla bence bu noktanın Türkiye'de çözümlenmesi lazım. Aksi takdirde tartışmalar çok farklı yönlere gidiyor. İşte insan onuru deniyor falan. İnsan onuru, insanın onuru parayla yükselip alçalan bir şey değildir. İnsanlara müptaç etmemek, ele güne müptaç etmemek, geçimini temin edecek bir yaşam sağlamak esas olmalı tabii ki. İnsan değerleriyle onur kazanır, parayla değil. Onu belki yanlış bir ifade olarak kenara koymamız lazım. Dolayısıyla bu kavramlar içinden bakarsak, Türkiye'deki mevcut asgari ücretin bence yanlış olan yapısı, bir ailesini geçindirecek insan açısından birçok kesim, bilhassa sendikalar açısından değerlendiriliyor. Buna baktığımız zaman dövize mi endeksli, enflasyona mı endeksli dendiği zaman, tabii enflasyon neyi tanımlıyor? Enflasyon genel olarak Türkiye'deki alım gücünü etkileyen ana kriter. Her şeyimiz dövize bağlı değil, her şeyimiz dövizden de uzak değil, hepsi birbirini etkiliyor. Dolayısıyla sadece dövize endeksli bir asgari ücret anlayışı da Türkiye'nin gerçeğini temsil etmez. Ama burada asgari ücretlinin asgari geçim açısından bence gıda esaslı bir enflasyon kriteri de getirilmesi lazım. Çünkü insanlar asgari ihtiyaçlarını gıda ile karşılıyorlar. Acaba bizdeki gıda enflasyonu ne? Bunun cevabını bulmamız lazım genel enflasyonun içinde. Yani o kadar çok esasında bizim veriye ihtiyacımız var, doğru bilgiye ihtiyacımız var ki bunu bir siyasal tartışmanın ötesine geçirip gerçek değerleri ortaya koyarak gerçekten çalışan kesimin zarar dilde olmayacağı ve asgari bir geçimi sağlayacağı bir ücreti insanımıza verelim. Evet, enflasyonu, buyurun. Bunun neticesi olarak belki sorunuzun cevabına biraz daha matematiksel yaklaşabilirsek, Türkiye'de gıdada tabii ciddi bir enflasyon var. Alım gücü çok düştü. İnsanlar sağlıklı beslenmesi lazım. Asgari beslenme ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Burada bir kere enflasyonun altında bir artışın olmaması gerektiği konusunda bir ortak fikir olması lazım. Evet. Çünkü gıdadaki enflasyon belki biraz daha yüksek. Şimdi enflasyonu ayrıca konuşalım istiyorum ama şunu da sorayım. Şimdi sabah saatlerinde bu özellikle döviz kotasyonlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Birkaç haftadır biz konuşuyoruz bunu. Bu yönde Merkez Bankası'ndan bir müdahale geldi. Fiyat oluşumu nedeniyle, sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle. Siz bu müdahaleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra devam eder mi? Şimdi Merkez Bankası tabii ki Türkiye'deki paranın
üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazıyor. Yani hükümet bile yazmıyor. Onun için Merkez Bankası çok önemli bir kurumumuz. Yaptığı her şey bizi, hepimizi etkiliyor. Çünkü cebimizdekini, alım değerini Merkez Bankası belirliyor. Onun için Türkiye parasının koruyucusu ve kollayıcısı Merkez Bankası'dır. Basanı da odur ve milleti parasal anlamda temsil eden kurumumuzdur. Hı hı. Gerektiğinde müdahale eder tabii. Müdahale etmesi de gerekir. Uluslararası piyasalarda piyasaya müdahale etmeyen bir Merkez Bankası düşünülemez. Yani çok mu geç müdahale ediyor? Daha mı önce müdahale etmeliydi? Bu kadar yükselmesine izin verilmeli miydi sorusunu sorarsak, tabii Türkiye'nin parasının stabil olması lazım. Yarına beklentiniz çok farklı olursa, geçen gün bir arkadaşım bir şey anlatıyor. Bir diyor, restorana girdim. Restorandaki garson, abi dün gittim $50 aldım kazandığım parayla demiş. Yani demek ki dolarizasyon tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunun evet, engellenmesi lazım. Bu açıdan müdahaleler ve Türk parasının stabilitesini koruma çok önemlidir. Geç mi size göre müdahale? Bence biraz geç geldi. Yani bu 13'leri falan hiç görmememiz lazımdı. Merkez Bankası'nın bu öyle dönemlerde çok daha aktif olmasını temenni ederim ben şahsen. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biraz önce AK Parti grup toplantısında konuştu. Öncesinde Türkmenistan dönüşü. Ekonomiye dair açıklamalar yapıyor. Ekonomide yeni yol haritasından bahsediyor. Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyoruz ekonomide dedi. Yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi planından bahsetti. Siz bu plan için nasıl dersiniz? Enflasyonla nasıl mücadele edilecek? Kurtuluş Savaşı nasıl verilecek? Ve Türkiye'nin kimler yanında, kimler karşısında? Tabii bu çok önemli bir mücadele. Yıllardır içinde olduğumuz bir mücadele. Ben bir üçüncü kuşak sanayici olarak üç nesildir ve benden sonraki nesile de bırakacağım bir miras olacak herhalde. Bu mücadeleyi Türkiye'de veren 1920'lerden ve dedesi de İzmir İktisat Kongresi'ne 1923'te katılmış biri olarak konuşuyorum. Biz o zamandan beri bunun mücadelesini veriyoruz. Çok önemli bir mücadele, çok yerinde mücadele, en büyük savaş, savaşlardan sonraki iktisadi savaşı da kazanabilmektir. Bu da ancak yerli üretimi arttırmakla mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu bu üç noktanın altına ben ve bütün sanayiciler imza atar. Ama bizim problemimiz şu an itibariyle bu politikayla ilgili zaten olmayacak. Bunu herkes çünkü destekler. Ama bunun arkasının doldurulması, hı hı, Türkiye bürokrasisine düşüyor, uygulamalara düşüyor, Merkez Bankası'na düşüyor, yatırımcıya verilecek kredilere düşüyor. Bunların şartlarına bağlı oluyor. Dolayısıyla ana politika da mutlaka hepimiz hemfikiriz. Ama bürokrasinin aynı hızda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu politikayı destekleyecek uygulamaları yapıyorlar mı? Zaten şu programda yaptığınız problemler burada bir sorun olduğunu gösteriyor. Evet. Zorlukları var. Zorlukları var. Çok büyük zorlukları var. Yani netice itibariyle bu Türkiye'nin sanayileşmiş olduğu gerçeğini kenara koymayalım. Türkiye son 20 yılda, 15 yılda ve bilhassa çok ciddi ihracat hamleleri yaptı. 200 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Belki 215'lere gelecek. Ben hatırlıyorum gençlik yıllarımda rahmetli Özal 5 milyar dolara çıkaracağız yıllık ihracatımızı denildiğinde Türkiye'de ya olur mu bu denen zamanları da ben hatırlıyorum. Şimdi biz ayda 20 milyar dolarları görüyoruz. Ülkemiz açısından çok umut verici, çok mutlu edici bir hadise ve Türkiye'ye karşı yurt dışında olan talep de çok yüksek. Yani pandeminin getirmiş olduğu dünya yeni iktisadi modelinde Avrupa'ya, Amerika, Türkiye'ye çok göz kırpıyor, Türkiye sanayicisi. Sayın Yaran, hemen Ankara'ya dönelim. Çünkü askeri ücret komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin bir konuşma yapıyor ve dinliyoruz.